Hello Sevoşunuz geldi. Herkes hazırsa alınsın çaylar, kahveler geçilsin. En rahat köşelere Sevoş'ta hasbal başlıyor artık. Ne yapsam bir kesime yaranamıyorum anacım. Bazen biliyorsunuz Sevoşunuzun eski bir şarkıcılık geçmişi olduğu için şarkılarımdan böyle açılış, maksat eğlence olsun. Ona bile bir kulp bulmuşlar. Seste cızırtı var, o var. Arkadaşlar öncelikle ona bir açıklık getirmek istiyorum. Çok donanımlı, profesyonel bir ekipmanım yok. Şu tabletten çıkan ses, buraya da yaka mikrofonumu koyuyorum. Tabii ki orijinali gibi gelemez. Ben her gün video çektiğim için her videoma montajcıya gönderip orada bunun orijinal müziğin üstüne yapıştırın, yollayın. Bunlar çok zaman ve Uzun süren işler yani her gün yayın yapan birisinin bunları yapabilmesi için böyle bir ekibinin 7-24 onun için çalışıyor olması lazım. Amatör ruhumla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hı, olmamış. Şarkı kötü geliyor, müzik kötü geliyor. Ee, bir tanesi demiş ki ses onun değil. Aa kız burada başkasının sesini kullanabilir miyim? Ee, 50'ye yakın şarkı çıkarmışım. Albümleri olan bir kadınım niye öyle bir şey yapayım? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Yani enteresan birisi var ya benle nefret ediyor. Bazen diyorum ki bu kötü yorumlar yorumlara Çünkü birkaç kişi geçmiyorlar. Ee, ben geçen de yaptım seni ikaz ettim diye bir de ikaz ettim diye. Anacım beğenmediniz mi? Orasını sardır geç ilerisinden devam et. Nedir bu bu kadar yok söyleme bir daha çalma. Ay bazen gerçekten e, öyle bir e, izleyici kitlesi var ki çok teşekkür ediyorum onlara. Eee heyecanımı benimle hissediyorlar ee, güzel temennileriniz dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum tabii ki çoğunluk beğendiği için bu bir iki tane çıban arada çıkıyor bunların söylemlerini yorumlarıma okuyanlara izah etmek açısından söylüyorum burada tabletten çıkan ses o arkadaşlar orijinali youtube'da var zaten ben onu orijinal haliyle bunun üstüne yapıştırmam çok zor bir kere senkronu tutturmam yani o ağız hareketlerini tutturmam çok zor. Ancak montaja gidecek de orijinal üstünde olacak. O yüzden şarkı eski olabilir diyerekten bir de kız ben Osmanlı'dan kaldım 1800'lerden o şarkı dermişim. Hatta Sevda'nın ismi e, Sevoşulyegah diyerekten. Arapçaydı benim afişlerim. <laughs> o kadar eskiyim yani. Ay neler yazıyorlar gerçekten kahkahalarla gülüyorum bazılarına ama. Yani... Şurada bir değişiklik yapıyorum. Değişik işte Seboş'un yönlerini de beni e, sıkı takip edenler görsün istiyorum ki çok da mutlu oluyorlar. Teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınız için. Onlara değişiklik yapmak istiyorum ve e, bölmek de istemiyorum tabii ki günün konularını. Arada bir. Her günde değil. Ay o bile batıyor bazılarına. Hı, beğenmedim. Olmamış. Ses kötü geldi. Cızırtılı geldi. Ses eski. Ses onun değil diyen çıktı. Yo, Aa, başkasının sesiyle niye ben kalkayım da burada playback yapayım. <laughs> ay. Ay gerçekten yorum. Kız delirttiniz ya sonunda benim. Gerçekten evin içinde kendi kendime konuşur hale geldim ayol. Yani bu iş gerçekten sanıldığı kadar da kolay bir iş değil. Bazıları öyle hani ay evine her kamera koyan kendini bilmem ne zannediyor diyorlar ama gerçekten her şeyden önce çelik gibi bir sabrınızın olması gerekiyor. Ee, ve e, birçok sizi yanlış anlamaya meyilli insanlara kendinizi bir de izah etmeniz gerekiyor. Öyle bir sıkıntısı var dedikten sonra ne yapalım? Ee, dertleştim sizinle azıcık. İyi bir şeyler yapıyorsunuz. Onu bile bir şeyler kara çalanlar oluyor. Ona ona sinirleniyorsa kötü bir şey yaptım burada yok. Alt üstü bir tane playback şarkı okudum. Duyan da dersiniz ki buradan çok e, vahim bir şey yaptım bu televizyon kanalı değil sardırabiliyorsun ileri al, alabiliyorsun geçen hafta da ikaz ettim diye bir de böyle tembihliyor da beni <laughs> ay Allah'ım ya Rabbim ve şey bazen aynama bakıp bu ne güzelim güzelliğime bak diyorum. bir tanesi yazmış ben de güzelim. Ay sen güzel değilsin mi dedim ayol ben kendime burada güzelim deyince sen, sen çirkin olmuyorsun ondan niye rahatsız oluyorsun? Onlar bu işin mizah ee, tebessüm kısımları. Sevin kendinizi ayol. Ben kendimi seviyorum. Sen de sev. Ben bana güzel diyorsam kendime sen çirkinsin mi anlamı çıkıyor bundan? Negatifliğin bu değerlisi. Yani düşünce ters okuyor. Her şeyi tersinden okuyorlar. Geçiyoruz. Devdebeli ve şatafatlı bir parlatıcı sürdüm ya. Dudağıma saç yapıştı. Hemen nasıl kafamı mafamı ben de hayatım böyle sabit bir kadın değilim ki sallana şangur şungur saçlar maçlar. Ee, Dilan Polatların girmesi zaten bir hengameydi. Çıkması ayrı bir hengame oldu. Ee, herkes işte bu mahkeme süreciyle ilgili detaylara takıldı. Benim dün de söyledi, söylemiş olduğum gibi takıldığım detay bir film yıldızı. Bir pop yıldızı edasıyla çıktı adam içerden Çok enteresan değil mi? Sanki bir film yıldızı çıkıyor. Ya da bir Hollywood starı geldi. Ee, bu kadar malzeme, bu kadar kamera. Ah işte ye kürküm, ye dünyası mı diyelim. Ya da biz seviyoruz. Ee, maalesef yapacak bir şey yok. Bizim toplum olarak bir e, ne derler bu tarz şeylere zaafımız var diye düşünüyorum. Ama e, çok da eleştiriler var. Çimler bütün köşe yazarları eleştirdi. Bütün yazarlar çizerler bu yargının e, güvenilirliğini zedeler dediler. Hepsi kendince bir şeyler söylediler. Hatta AK Parti'ye iktidara yakınlığıyla bilinen kişilerden bile e, bu olmadı gibi yorumlar geldi. Bakın Şamil Tayyar bile ne demiş? Dilan Polat'tan sonra Engin Polat'ın da tahliyesi toplum vicdanlarını rahatsız etmiştir. Zaten yargıya güven azdı şimdi bir kez daha sarsıldı. 40 yıldan fazla hapis cezası gerektiren kara para aklama iddiası ile 9 ay sonra gelen tahliye kararı arasındaki paradoksu karar vericilerin kamuoyuna mutlaka izah etmesi lazım. Her şey yalansa Polat çiftinden çıkın özür dileyin. Yani bu kadar aldınız, e, şova çevirdiniz, arabalarını trafik polis arabası yaptınız, <laughs> bir hengabeyle içeri tıktınız suçsuzlarmış deyip dışarı çıkardınız yani eğer gerçekten suçsuzlarsa oldu olacak bir de özür dileyin demiş yani adam ne desin değilse karar sürecindeki e, mübaşirden savcı hakime kadar hepsinin hatta yedi sülalesinin mal varlığı para trafiği araştırılsın e, yolsuzluk varsa e, bunlardan fitil fitil getirilsin getirilsin ki ibret olsun el aleme demiş Şamil Tayyar. Geçelim. Ee, ben buna da kızıyorum ama Ümit Özdağ'ın da iddiaları vardı. Nasıl çıktığınız hapisten biliyorum diye. E biliyorsan açıkla. Yani böyle bir şeyler muallakta kaldığı zaman olmuyor. Yani Ümit Özdağ, Sayın Ümit Özdağ demiş ki hapishaneden nasıl çıktığınızı biliyorum. E niye söylemiyorsun biliyorsun da? E ne yazık ki yazamıyorum. Ya bu da bir suç olmalı. Eğer varsa ortada bir suç Orta Ortada illegal bir iş ve siz bunu biliyorsanız ve söylemiyorsanız bu da yanlış. Niye susuyorsunuz ki her konuda da çatır çatır konuşabilen birisiniz Sayın Ümit Özdağ? Sen, kocan ve benzerleriniz 85 yaşında kadınların kağıt mendil satarak kiralarını ödemeye çalıştığı pazar yerinde çürümüş meyveleri toplayarak karnını biraz doyurabilmek bildiği bir ülkede hak etmediğiniz ve terbiyesizce yaşadığınız görgüsüz zengininiz ile ee, hem zamanın ruhuna hem de devrin yüz karasını temsil ediyorsunuz diye o tarafa e, bir sert çıkışta bulunmuş. Kötü örnek olarak birçok Türk gencinin hayatını kararttınız ve karartmaya devam ediyorsunuz. Siz halk düşmanısınız. Sevgili gençler bunlara özenilecek hiçbir yanları yok. Neyini özensinler? ayol? Ee, hapishanelere girdiler. Bütün mallarına el konuldu. İşte kelepçeli gittiler. Kelep bunun neyini özensinler? Vah ki vah büyük para çalanlar oho Dilan Polatlar'a gelene kadar bunların arka planında neler dönüyor asıl. Biz şov kısmına bakıyoruz. Yani bu aslında izlediklerimiz bunun şov kısmı. Ee, ama tabii şurada bir haklılık payı var. Bugün X platformunda gördüm arkadaşlar. Ee, 7-8 tane zabıta bir tane adamın Yazık o da ne yapsın arabasını bağlamışlar herhalde bir kasasını kurtarsam kardır diye mi? O eriklerle dolu kasayı götürmeye çalışırken ay birisi tekme sallıyor. Biri alttan biri üstten. <laughs> ay vicdanınız kurusun dedim içimden ay kim bilir çocuğunu okutacak evine ekmek parası götürecek. Asıl alın teri o biliyor musunuz? Yani bunu kim istiyor kim talep ediyor? Ya bir adamın bir yerde domates satmasının, meyve satmasının küme ne zararı olur? Kim ya bir kasa erik satsa bir yerde ne olur yani? Ne istiyorsunuz? Yani bunun yöntemi, usulü e, bu zabıtaların iyi bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Bakın meydan dayağı çektiler adamı ola ortaya. Tekme, toka daldılar yani. Demek ki büyük çalıncası alkışlıyoruz kameralar. Ama öte yandan küçük esnaf diyebileceğimiz boyutta 3-5 kuruş evine para götürecek insanın gördüğü muameleye bak. İçim sızladı. Ya olacak iş değil ya. Gerçekten hakikaten bu sistemin çürümüşlüğünü gösteriyor. Dünyanın da her yerinde maalesef bugün mi anladınız? Para her şeyi satın alıyor kardeşim. Her şeyi satın alıyor. Bu bugün de değildi, icat edilmedi. Dün de böyleydi. Bugün de böyle, yarın da öyle olacak. Türkiye'de de böyle, dünyada da böyle. Süper güçlerde de bu böyle. Maalesef satın alınamayacak hiç kimse yok gibi bir şey yani. Artık öyle bir devirdeyiz. Hani para, ekonomi birçok şeyi belirliyor. Ülkelerin istikbalini bile belirliyor. Yani ülkelerin manevra harekatını bile e, maddiyat belirliyor. Yani onun için demagoji yapmaya gerek yok. Sabit bir suçla ilgili bir bilginiz varsa çıkar kamuoyunu bilgilendirirsiniz. Şu hakime para verildi dersiniz veya şuna şu verildi veya neyse bildiğiniz. Biliyorum ama söyleyemiyorum lafı. Bence demagojiden ee, Çamurat izi kalsın öteye gitmiyor. Bakın ben onlar haklı diye söylemiyorum. Bir lafın bir kısmını söyleyip devamını söylemiyorsanız bu buna gider yani. O yüzden doğru da bulmuyorum. Ha öbür taraf cepheye geçecek olursak onların da içerisinde bastıramadıkları bir görgüsüzlük var hakikaten. Sevinmelerini bir yere kadar anlayabilirim. Ama bunu şova dönüştürmelerin ha arabanın sanruflarından çıkıp eee, ee, <laughs> o Dilan'ın ablasının görüntüler Ya kardeşim anlıyoruz. Bir sıkıntılı süreç yaşam Git evinde mutlu ol. Git evinde. Anneciğim hayır. Şanel'im hayır. Git evinde ne istiyorsan onu evinde yaşa. Zaten bu süreçlerden geçmişsiniz. Hiç mi akıllanmadınız? Hakikaten bir kesim diyor ya yine tükürmeye başlar. Yarın kaldığı yerden devam ederse hiç şaşırmayın. Ee, enteresan bir durum var ortada. Ee, ama Güç ve para demek ki bütün kapıları açıyor. Bu da toplum vicdanını kanatıyor arkadaşlar. Bir de bunun üstüne görgüsüzlük ve e, ne bileyim kültürsüzlük ve seviyesizlik eklendiği zaman bu sefer sadece şey e, toplum vicdanı kanamıyor bir de öfkeleniyor, bileğleniyor toplum. Hani bir kesim var ya Dilan Polat'tan nefret ediyor. İşte bu görüntülerden dolayı yani Cumhurbaşkanı konvoyu gibi adamın arkasında bir konvoy var. Sanki dersiniz ki <laughs> Sicilya mafyası. Ben anlam veremedim bu ilgiye, bu konvoylara, bu devdebeye, bu şatafata. Ben bir anlam veremedim. Yani çok enteresan geldi. Anlam verebilenleriniz varsa söyleyin. Detaylar var. Enteresan detaylardan bir tanesi de Dilan Polat'ın eee şeyle arasının iyi olmadığını söylüyorlar. Kocasıyla arasının iyi olmadığını. Çünkü neden? Yüz vermedi ona diyor çıkışta. Tahliye olan Engin Polat, eşi Dilan Polat'ın tepkili mi? E, karşılamaya gelen Dilan Polat'a yüzüne bakmadı. Hatta temas kurmaya çalıştığında e, böyle bir sert yaptı falan. Hakikaten böyle bir yüzü asık, mutsuz çıktı içeriden. Belki de yaşadıklarının sorumlusu olarak eşini de görüyor olabilir. Hatta boşanacak iddiaları. Şimdiden bir reality show bir magazine döndü hayatları artık. Çok enteresan. Bakın gazetenin haberi şöyle. Eşi Engin Polat'ın tahliye haberi sonrası Dilan Polat sevinçten havalara uçarken kutlamayı enerji şarkısıyla yapmıştı. E büyük bir kalabalık ve gazeteci ordusuyla işte en tuhaf olan o. Karşılanan Engin Polat beklenenin aksine yüzünden e, yüzü düşük olması dikkatlerden kaçmadı. Özellikle Dilan Polat'ın yüzüne bakmayan e, çağırmasına rağmen eşini bırakıp farklı tarafa yönelen ve bağıran Engin Polat'ın sinirli tavırları sosyal medyada Engin Dilan'a tepkili şeklinde yorumlanmış. Kara para aklamak, vergi kaçırmak, suçu işlemek amacıyla örgüt kurmak yönetimek gibi suçlardan yargılanan Polatlara yönelik operasyonun fitilini Dilan Polat'ın aşırıya kaçan görgüsüz paylaşımlarının ateşlediği konuşulmuştu. İşte bu yüzden Engin Polat'ın tavırlı ve ona karşı mesafeli olduğu konuşuluyor. Ee, ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ee, bir şok yaşıyor tabii ki yaşadıklarının şokuyla aileme kavuştum, sevdiklerime kavuştum falan. İçerideyken de eşimin bir suçu yok, onu çıkarın falan diye açıklamaları vardı. Ben o benzetmelerin o anki refleksin ee, farklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu aile eğer ki kaldıkları yerden kaldıkları şekilde devam edecek olursa ay çok enteresan geliyor. İster misiniz bir de şimdi bütün Ferrari'lerin şunları bunları iade edilsin şudur budur zannedersem bir vergi borçları ile ilgili sıkıntılı süreçleri devam edecek. E, yargılanmaları devam edecek herhalde. Yani hakikaten gerçekten bu kadar büyük iddialardan aklandı mı? Nasıl oldu? Kamuoyunu net bir şekilde de bilgilendirilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Ben burada reklam yüzüydü deniliyor Dilan Polat için. Öyle olduğunu düşünüyorum. Bu kadının bu bütün olayların detayına vakıf olmadığı hissiyatı var bende. Ama e, Engin Polat'ın ve ailesinin çok da masum gelmiyor bana. Yani bir şeyler dönmüş. Orada bir şeyler var gibi hissediyorum. Ama bir takipçim de demiş ki işte... E, Acaba bu kadar debdebeli işte bu kadar görgüsüzlük yapmasaydım demişler midir içinden diye ben kendimce bir yorum getirdim. Öyle diyeceğine işte şunu çalmasalarmış bunu. Ben böyle bir cümleyi kullanmam için elimde belge, bilgi ya da bir şeyler olması lazım. Ben burada birinin hakkında yorum getirirken afaki birilerini belgesiz, bilgisiz itam altına alıp suçlayamam. O yüzden ölçülü konuşmam bazılarınca onları savunuyormuşum gibi geliyor ya da onları koruyormuşum gibi geliyor. Bir bilgim yok. Bu konulara hakim değilim. Sadece kamuoyuna yansıyan kısmını eleştirebilirim. Ben zaten hep görgüsüzlük kısmını, şov kısmını bakın çıktığında da dedim ki basını eleştirdim. Bu kadar bir ordu, bir manga, muhabir, gazeteci, hurra, ay tarihi anlar diyerek ne oluyor ayol? Ben bu kısmını eleştirdim farkındaysanız. Mahkemeyle ilgili hiçbir ben Emrullah Erdinç gibi e, dava dosyasına hakim değilim. Ya da diğer e, davayı takip eden gazeteciler gibi e, iddianameleri tarayıp içinde ne olduğunu detaylara vakıf olmadığım için %100 suçludur değildir. Bu kısmını zaten şaibeli kardeşim. Bu kısım şaibeli. Bunlar verat etse de şaibeli. Güç böyle bir şey maalesef. O yüzden bu konularda benim yorum getirmemi beklemeniz Taraflı olmam anlamına gelir. Bilmiyorum. Masumdur, değildir, kara para aklamıştır, aklamamıştır. Hiçbir fikrim yok. Ama burada bir enteresanlık var. Çok ciddi paralar konuşuluyor. Bu paraların da öyle sadece krem satılarak ya da ne bileyim böyle sosyal medya üzerinden kazanılabileceğini de inanmıyorum. Kişisel kanaatim bu yönde. Belki Dilan Polat bunun neresindedir, hangi bölümündedir, hangi evresindedir orasını bilemem tabii ki. Dedikten sonra... Geçelim diğer farklı konularımıza. Arkadaşlar anlaşılan bu hafta çok konuşulacak bu Polatgillerin enteresan hikayeleri. Geçelim Acun Ilıcalı'ya. Ay dün demişim ki herhalde işte, ee... Çağla Altın Kaya'nın yerine Şeyma mı dedim. zaten ikisi de birbirinin benzeri. Astrologlar diyor ki çok ciddi bir yıldız haritasına bakarak evlilik gününü belirlemiş. İkisi de işte Yengeç Burcu, ikisi de Burçları, Doğum bilmem şunları, haritaları birbirine benziyormuş. Bu iki kızın ondan sonra düğün tarihlerini bile belirlerken astrologuna danıştı diye düşünüyorlar. Acun Ilıcalı'nın, Acun Ilıcalı'nın bir ayıbı oldu yalnız. Ne dedi? Ben bu geceyi dedi şeyi mutlu etmek için yaptım. Çağla'yı mutlu etmek için yaptım. Yani siz figüran gibi bir şeysiniz burada. Konukları bir aşağılamak gibi bir şey. Para böyle bir güç işte. Hani biz Dilan Polatları konuşuyoruz da hiç acını konuşabiliyor muyuz mesela değil mi? Ee, bir yerlere yakınsanız enteresan değil mi? Yani muhabir bu kadar zengin olabilir mi? Hadi fenomen o kadar zengin olamaz. Onu konuşuyoruz. Muhabir bir muhabir bu kadar zengin olabilir mi? Bu kadar e, büyüyebilir mi? Bu kadar ne bileyim. Böyle bir şey olabilir mi? Yani ne bileyim çok büyük para kısa sürede e, ne bileyim kuşaklar, nesiller, aile mesela bir sabancıdır, bir koçtur ve ne bileyim 50 yıllık, 100 yıllık bir birikimdir. Atıyorum ne bileyim fabrikalar, holdingler, şirketler, bilmem şunlar, bunlar nesilden, aileden geçenlere amenna dersin ki aileden gelmiş bu zenginliği devam ettirmişler, büyüttürmüşler. Ama şimdi bir bakıyorsunuz milyarlar konuşuluyor. Birkaç senelik insanların milyar kazanıyor olması veya toplasanız maalesef 10-15 seneyi geçmeyen insanların bu kadar zengin oluyor olması. Vallahi ne bilelim. işte enteresanlıklarla dolu bir dünyanın içerisinde yaşıyoruz. Ama tabii ki bu düğünden bazı detaylar var. zannedersem hadiseyi hava alanında yakalamışlar. Hadiseyi ben de seviyorum. Bir takipçi demiş ki kıskananlar çatlasın patlasın elbisesi de güzeldi şuydu da buydu da elbiseyi çirkin demedik. Ama hadisenin ee, klasmanında bir pop yıldızının ee, ne bileyim kırmızı alıda yürürken zaten ikonik bir kadının ikonik olmuş bir elbisesinin aynısını giymesi kadar kopya copy face ya da ne bileyim e, ee, taklitçilik olamaz. Ya var bir ne bileyim modacın olur çok hayran kaldıysan ne bileyim gider aynısını almaktansa değişini yaptırır. Bir şeyleri farklı olur. Sadece benzetirlerse amenak bakın esinlenmek çok güzeldir. Bazen insanlar modada da vardır bu esinlenmek müzikte de vardır. Ee, var olan bir şeyden esinlenip farklı bir versiyonunu ortaya koymak başka bir şey ama birebir aynısını uygulamak Büyük starlara yakışmıyor. Yakışmaz. O zaman taklitçisi olursun. Beyoncé'un kötü bir taklidi olarak anılırsın. Bu kısmını eleştirdim. Ha yakışmış mı elbise? Yakışmış. Çok güzel taşımış. Okey. Ee, ama sen eğer iddialı dünya çapında bir organizasyonun içerisinde yer alıyorsan sıra dışı bir şeyler yap. Ya şimdi artık o kadar Türkiye'de çok modacı var ki ve çok iyi modacı var ki sana özel bir şeyler tasarlasınlar. Sen koksun. Yani ya da esinleniyorsan bile ne bileyim bir takım bir tık alırsın. Aynısını giyip de gitmek ne ayol. Üstelik de yani giydiğin kadın çok ikonik bir kadın. Elbise de ikonik, ikon olmuş bir elbise. Yani dergilere kapak olmuş bir elbise. Bunun konuşulacağı, belki de konuşulsun diye mi yaptı? Onunla kıyaslanmak için mi yaptı? Ama kötü bir kıyas. Bunun e, hadise konumundaki birisine bir artısı olmaz diye düşünüyorum. Bu kısmını eleştirdim. Sempati duysam da e, eğriye eğri, doğruya doğru, e, ikon bir kadının giydiği ikon olmuş bir elbiseyi ben olsam giymezdim. Daha yaratıcı olurdum. Herhalde onun siniri midir nedir? Ben havaalanında konuşmuyorum. Acun'un düğünüyle ilgili sordular davet edildi mi edilmedi mi? E, o da diyor ki ben havalimanında röportaj vermeyi sevmiyorum. Sevenlerle konuşun diye. Aa, aynı havalimanında Ebru Gündeş'le e, eşini yakaladılar. Onlar işte nasılsınız iyi misiniz? Küçük çaplı bir Acaba ona mı gönderme yaptı? Ben konuşmuyorum. Konuşanlarla röportaj yapın gibisinden bir gönderme yaptı. Kime yaptı o göndermeyi? Yani ben e, havalimanında röportaj vermiyorum deyip çekip gidebilirdi. Verenlerle yapın röportajı derken bir yere de bir mesaj gönderiyor aslında hadise burada. E, yüzü gülerek gitti. Niye mutsuz döndü? Bu sorularla karşılaşacağını bildiği için mi? Sizce hadiseye düğün davetiyesi gitmiş midir Acun Ilıcalı'dan? Ben gitmediğini düşünüyorum. Çünkü e, Acun Ilıcalı bir seçim yapmak zorunda kaldı ve e, Ebru Gündeş'i seçti diye düşünüyorum. Acaba neden? Hangi bağlantılardan dolayı? Ya da hangi menfaatlerden dolayı? Ya da belki sempati mi duyuyor Ebru Gündeş'e ki ben hadiseyle de Acun'un arasının çok iyi olduğunu düşünüyordum. Gördüğümüz kadarıyla ekrandan. Ama birisini seçmek zorunda kaldı herhalde. O seçimini de Ebru Gündeş'ten yana yaptı diye düşünüyorum. Ama şunu da söylemek isterim. O seste en yakışan jüri de Hadise'ydi. Hadise gittikten sonra ne Ebrus'u ne öbürü onlar böyle bir oturuyorlar. Yani bir ekran ışığı yoktu hiçbirinin. En çok yakışanı o masanın en çok yakışanı bugüne kadar gördüklerimin içerisinde Beyaz ve Hadise'ydi arkadaşlar. Şeyler de çok yakışıyordu. Athena da çok yakışıyordu. Onlar da gerçekten o masada güzel bir renkti. Ha bu arada dizi dizi bütün diziler başlarken böyle ne bileyim pop o sestir bir müzik programı Olacak mı acaba yeni yayın döneminde hiç esamesi okunmuyor gibi herkes diziye odaklanmış durumda. Üzüldüm ama ben hadise gergin ve stresli döndü. Güle oynaya gittikleri yerden bir stresli döndü. Ne oldu acaba bir mutsuzlu yüzü böyle bir beş karış. Geçelim diğer haberimize. Ay aman bu da ne? Ee, Serap Ezgü bizde hafızalarımızda TRT zamanından öyle kalmış. En meşhur geçmişin spikerlerinden. Ee, zannedersem eski eşiyle böyle bir uyuşmazlık oldu. Soyadımı kullanma dedi Sümer Ezgi. Ee, o da aslanlar gibi soyadım var. Kendiminkini kullanırım demiş. Eski eşine de toz kondurmuyor. Bakalım haberi okuyalım ondan sonra değerlendirelim. Serap Paköz'ün e, sıkıntısı neymiş? Üncü sunucu Serap Paköz önceki gün Nişantaşı City'de objektiflere yansıdı. 1987-2000'li yıllar arasında Evli kaldığı Sümer Ezgün'ün soyadını kullandığı için sanatçı ile geçmiş dönemde mahkemelik olan Paköz. Çok oldu soyadımı değiştirelim. Ee, bir süre ekranda yoktum. O zaman insanlar farkında değildi. Ekrana dönünce kızlık soyadıma döndüğümü gördüler. Eski eşinden övgüyle bahseden sunucu 36 yaşında kızım var ondan. Dünyanın en iyi babası o. Ve ben yeni hayat kurduk. Ee, çok düzgün ve medeni bir insandır. Öyle bir şey gereksinim duydular. Hukuk öyle karar verdi. Adaletin kestiği parmak acımaz. Aslan gibi soyadım var. Ee, soyadı nedir ki? İfadelerini kullanmış. Madem e, çok e, düzgün bir medeni bir insan niye sana senin soyadına takılmış ki? Ee, bazen insanların biliyorsunuz şey e, ne bileyim takma isimleri. Meşhur, öyle meşhur oldu ya kadın. O yüzden değiştirmek istememiştir tanınırlığını. E, Serap Ezgü diye edindiği için e, değiştirmek istememiştir. E, karşı tarafın illa onun soyadına takıp Ezgü bir tek onda mı var? E, o meşhur diye ünlü olmayan birçok birbirine benzeyen soyadları var mesela. E, bunu niye sorun haline getirmiş eski eş üstelik de kızının annesi ise? E, so, o, asıl ona sormak lazım e, Serap Paküz'e soracağınıza Sümer Ezgüye sorun çevirip de siz neden eski e, yıllarca evli kaldığınız çocuğunuzun annesi o şekilde ünlenmiş bir kadından niye soyadınızı değiştirmesini istediğiniz o muhtemelen o seyahatta devam etmeye tanınır o şekilde olduğu için devam etmiştir. Siz neden bundan rahatsızlık duydunuz diye ona sormanız gerekirken ama... Hep nedense kadınlara soruluyor. da demiş ki aslanlar gibi soyadım var. Soyadı nedir ki? Çok haklı bence de. Soyadı nedir ki? Ama bir insanın tanınır o Bülent Ersoy bile e, ismini mesela farklı bir isme geçmedi. Öyle tanınıyorum diyor. zamanlar bu kadar sosyal medyanın ya da ne bileyim bir şeyleri yeniden e, düzeltmenin zor olduğu yıllar. Belki ismini de çok seviyordur. Ne alakaysa ben de dönüyorum dolaşıyorum ona geliyorum. Bülent Ersoy kırmızı çizgimiz demiş birisi bana. Mi? Bazen ben de neyse kim neyse, aradan bir kazımsızlığım var demek ki. <laughs> Her konunun içine bir soku veriyorum kadına. Ay enteresan bir haber. Havalanı havalanı demişken Fatih Yürek havalimanında saldırıya uğramış. Buyur. Buyur buradan yak. Ne olmuş bakalım haberin detaylarında. Kıbrıs'ta gerçekleşecek bir ödül törenine katılmak üzere Ay şunu büyüteyim. Ee, İstanbul Havalimanı'na gelen şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek burada yolcunun saldırısına uğradı. Ee, aramızda kalmasın haberine göre tekerlekli sandalye ile uçağa binen şarkıcı ile bir yolcu arasında tartışma çıktı. Yolcunun hakaret etmesiyle başlayan gerilim kısa sürede fiziksel boyuta. Bu niye tekerlekli sandalyeyle gidiyor? Bir de o da var. Doğru yani. Bazıları da gıcık oluyor. Özel bir ilgi, alaka hani bu tekerlekli sandalyeyi hasta, yürüyemeyen, e, sıkıntılı durumdaki ihtiyaç sahibi insanlar kullanmalı. Bazen biliyorsunuz bu ayrıcalıklardan faydalanmak için havaalanı da maşallah git git bitmiyor. Öyle uzun ki İstanbul Havalimanı. Vay şey ayaklarına kara su insin zaten. <laughs> Ne yapayım biri bineyim bari de beni götürüp gezdirsinler mi dedi. Ne, geze geze mi gideyim dedi. Ne dedi de birine battıysa artık. E, polis havalimanında yaşanan olaya müdahale etmek zorunda kalırken ay bu kadar da abartı yani. Uçuş bir süre geciktiğini belirtilmiş. Yani birisine dert olmuş Fatih Ürey'in tekerlekli sandalye ile havalimanındaki görüntüsü. Bunun üzerine de bir kavga çıkmış anladığım kadarıyla. Çok gereksiz. Bazen insanlar nereye saracağını, nereye saldıracağını gerçekten bilmiyor. Yürü git kardeşim işine. Ay bu ne yani milleti... Kavga etmeye de bahanesi yeri olsun. Böyle bir e, lüzumsuz kavgadır diye düşünüyorum arkadaşlar ve yola devam ediyorum. Enteresan konularımız var. Aa, Gülben Ergen, Gülben Ergen e, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından Brezilyalı Ronaldinho'nun Kıbrıs'ta sahnesine gelmiş. Gülben Ergen'in o da sahneye alıyor. Eee Oğulları diyor ki işte o ne no kadar bilmem ne e ben de Gülben Ergen'im demiş oğullarına. Siz de benim Gülben Ergen olduğumu unutuyorsunuz falan. Ee, i̇mzalı bir top almış zannedersem ondan. Oğulları için bir fotoğraf. işte çocuklar için çocuklar gülsün derneği için topa imza attırmış falan herhalde. Öyle renkli anlara sahne olmuş. Yalnız kuğu gibi beyazlar içerisinde kırmızı detaylarıyla ışık elbisesiyle ee, ben zaten sanmıyorum Ronaldinho'nun e, şey çok da Gülben Ergen'i tanısın ya da bilsin muhtemelen orada katılmıştır. Orada da o sahnededir. Öyle denk gelmiştir. Güzelliği ve e, ne bileyim duru görüntüsünü beğendim Gülben Ergen'in. Espriler oluşmuş. E, çocuklarıma dedim ki ben Gülben Ergen olduğumu da unutuyorsunuz. O Ronaldinho ise ben de Gülben Ergen'im diyerekten. Evet. Asolistliğini yapmış. Devam edelim. E, tabii ki Kırmızı Alda Venedik'te sadece hadise yoktu. Ee, en baştan gidenlerden bir tanesi Arkadaşlar Melis, Sezen'di. Melis Sezen Melis Sezen'in kıyafetine bayıldım. Ee, Dilan Deniz'in de kıyafeti güzel. Bu sefer giden kızların hepsinin aa e hele şeyinkine de bayıldım. O da çok güzel Hande Erçel'in ki. O siyah beyaz kıyafeti gerçekten şıktı. Ee, yani burada hadiseyi eleştirebileceğimiz tek konu olmadı. Bir başkasının taklidi gibi görünmek olmadı. Geçen seferde kahverengi bir kıyafet giydi. Bu halı işini beceremiyorsun hadise. O ateş parçası sahnedeki devleşen kadın ne bileyim kırmızı aldı da bir siliniyor gibi geldi bana. Ee, yapacak bir şey yok. Biliyorsunuz Kızılcık Şerbeti başlıyor. Özge Öz acardan e, sade bir gri şıklı içerisinde beyaz detaylı bir elbise giymiş. O da oradaymış. Zaten bu Dilan Çiçek eee Dilan Deniz sürekli orada e, ee, niye ise o bir, bir geçen seferde Kevin Costner'la e, bir bu kırmızı sürekli bir orada arzu endam eğiliyor. Bakalım kızılcık şerbetiyle yalı çapkını e, 13'ünde cuma günü ikisi de başlıyor. Fragmanlar dönmeye başladı. Tabii ki yeni sezonda en iddialı yapımlardan bir tanesi Yılmaz Erdoğan İnci tanelerinde fragmanları yayınlandı. Nerede kalmıştık diyerek bakalım. Bir bir ee, Özcan Deniz'in dizisi devam edenlerden geçen senenin reytingli devam eden sonra neydi ee, bir tane daha var sandık lekesi mi kokusu mu o da devam ediyor. Yeniler var kıyasıya bir yarış bu yarışın kazananı hangisi olacak? Gerçekten ee, merak konusu televizyonlar bir bir yeni yapımlarına başlıyor. Bu arada eee Koyası ortaya çıktı diye başlık atmış sabah Gazetesi zaten. Full e, ne derler karşı e, cenah görüyor şeyi. E, Şahan Gökbakar'ı demiş ki e, kaçak villasına yıkım kararı çıktı. E, koruma altındaki birinci derece sit alanına inşaatı e, önceden varmış gibi göstererek ruhsat almışlar herhalde. E, orayı bir şekilde e, bence muhalif olduğu için göze battı ve e, yapısına yıkım kararı çıkmış zannedersem. Ona bakarsanız oho kaçak yapı yapan bir aralar arkasına bayrak, bayrak koydukları Reza Zarrab Boğaz'da tarihi yalıyor asansör koyup kat çıktı dayol. Gözünün önünde yani Boğaz'ın incisi tarihi yalıya kat çıkıp kaçak bir de içine asansör diktirmişti Ebru Gündeş'e. Mars'a aldığı zamanlar hatırlarsınız değil mi? Yani bir yerlere yakın olduğunuz zaman ee, bir takım şeyleri görmezden gelebiliyorlar. Karşı tarafsanız onlar için, o açığınızı bulmaya görsünler. <laughs> Duman ederler valla. Ee, acun, acun diyorum. Şahan'da payına düşeni almış gözüküyor. Bu arada geçenlerde bu haberi gördüğümde ben bu kıza üzülmüştüm ama e, halinden mutlu görünüyor e, Ebru Şallı. Ebru Şallı diyor ki hakkındaki işte eşiyle ilgili hesaplarına haciz geldi. Yo benim haberim yok öyle bir şeyden demiş ve Amerika'daymış. Yani orada çalışma izni falan almış. Zaten ne büyük götürdü herhalde kocası. Ar burada biz rahat edemiyoruz. Hadi Amerika'ya mı tüyelim dediler. <laughs> İddia diyelim gene biz. Uğur Akkuş'un alacıklısı tarafından banka hesaplarına ve taşınmazlarına haciz konulduğu iddiasıyla gündeme gelen Ebru Şallı. Benim bu olaydan haberim yok. Yok. Böyle bir şey yok diyor kadın ama dayak da yemedim diyordu. Yani <laughs> sonradan görgü tanıkları çıktı ortaya. trafikte iteliye kakalaya bayağı bir darp etmiş adam bunu biliyorsunuz. Bu adam da çok enteresan. Yani bir değil iki değil bu adamla ilgili hep sürekli bir dolandırıcılık, sürekli bir işte helikopterle e sahillerinde Araplara arsa gösterip Gösterdiği arsayı hayali arsaları satıyormuş. Öyle iddialar var diyelim gene. Enteresan şekilde büyük de bir zenginliğe sahipler. Ee, Ebru Şallı da artık bu adamdan vazgeçemiyor herhalde. Haklarında dolandırıcılıktan yakalanma kararı bulunan Uğur Akkoş'un bir alacaklısı 73 bin lira borcu için iş adamı eşi Ebru Şallı'nın taşınmazlarına ve banka hesaplarına aciz konulduğunu öğrenilmişti. Ee, devam etmiş haber. Uzun süredir Amerika'da bulunan ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönen Şallı, önceki akşam Koton markasının lansmanında konuyla ilgili konuşmuş. Ebru Şallı benim bu olaydan haberim yok. Bana gelen bir şey yok yani. Benimle ilgisi olan bir şey yok zaten. Birçok asılsız haber de çıktı. Benimle ilgili herhangi bir sorun yok. Şallı Amerika'ya temsili yerleşmediğini de açıklamış. Amerika'ya temelli yerleşmediğini de açıklamış. Amerika'dayım uzun süredir iş için geldim Türkiye'ye. Tekrar gidip gelirim ama temelli gitmeyeceğim. Amerika'da Los Angeles'ta biraz iş işlerim var demiş. Orada çalışma iznim yeni çıktı. Onları hallediyorum falan. Ne iş yapıyorsun da çalışma iznin yeni çıktı? Moda üzerine bir şeyler mi? Ee, valla bu adam bu kadına ben iyi gelmedi diye düşünüyorum. Güzel bir çizgisi vardı Ebru Şallı'nın ama bazen işte hayatımıza aldığımız insanlar da bizi olumsuz etkiliyor arkadaşlar. Mahsun Kırmızı Gül İzmir'i yıkmış anacım. Bayağı demiş ki daha büyük alan verin. 100 bin kişilik yer bize yetmiyor demiş. Bakalım neler söylemiş. Ünlü sanatçı 19 yıllaradan sonra ilk halk konserini de İzmir'de verdi. Kırmızı Gül'ün İzmir fuar alanındaki konseri büyük ilgi görmüş. 100 bin kişilik alanda izdiham yaşanırken sanatçının birçok hayranı da alanın ee, dışında kaldı konser sırasında oldukça mutlu olan Mahsun Kırmızıgül İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tuga'ya seslenerek Sayın İzmir Belediye Başkanımız biz bu alana sığamadık bir dahaki sefere bize daha büyük bir alan verin lütfen demiş. Ben kimim ki beni ne yapsınlar demiş yesinler senin bu mütevazi hallerini yani sevgili yok mu aşk yok mu demiş o kadar yoğun çalışıyorum ki o kadar yoğun çalışan birisinin bunlara ayıracak zamanı yok kadınlar ilgi ister sevgi ister falan pişman bakalım neler demiş ee, kırmızı gül aşk hayatında vakit ayırabiliyor musunuz sorusuna daha beni kim ne yapsın kadınlar detaycıdır ilgi ister şimdi ben nasıl ilgi göstereceğim bu kadar işin içerisinde biliyorsunuz. ...Peri Bacalar'ın olduğu yerde de yeni bir dizinin yönetmenliğine de başladı. Valla herkese aşk böyle bir şeydir hayatım. Hiç belli olmaz. Zang diye çivi gibi bir Karşıda gelir bulur seni. Zaten sen arayınca da çıkmıyor. O öyle denk gelen bir şey. Ya da bazen ilişkiler ne derler kısmetle nasipte varsa önüne bir anda seriliyor, çıkıyor... Oluyor yani böyle şeyler. Kız yine bu benim güzelliğim ne olacak? Bakar mısınız ayol gün gün eriyorum dal gibi kaldım. Şöyle bir 10 kilo versem mankenim diye atın beni vallahi her yerlere yakışırım ayol. Ee, saçımı e, dün açıktı biliyorsunuz. Açarım toplasana toplarım açsana. <laughs> Bugün ona geldi geldi kendime gülüyorum. Ee, sana toplu yakışıyor açma birisi e, aç, birisi topla, aç kapa arteba diyerekten. <laughs> en son beni tımar halenik kafamda külahla gezerken görürsünüz herhalde delirttiniz beni şaşırıyorum e, o kadar etkileniyorum ki etkilenmemek elde değil bir tane takipçim de demiş ki o kötü yorumlara cevap veriyor diye aynı alakası var yol e, kötüsü iyisi yok samimiyet e, gerçekten çok önemli bazen samimi eleştirileri de dikkate de alıyorum. Gerçekten samimi. Hatta benim göremediğim bir pencere açtıkları da oluyor bana. Benim göremediğim bir şeyi gösterdikleri de oluyor. Ama bazen dil sürçmelerini kastetmediğim şeyler oluyor falan. Bazen oluyor yani böyle nasıl bir detay. O bir tane kelimenin yanlışlığını bile aradan çekip Zehir gibi beyinler ha. Gerçekten bir kesim var ya zehir oturmuş böyle dedektör gibi hata yapmamı bekler gibi izliyorlar. Yoksa e, spontane her gün program çeken, her gün değişik farklı konularla sizin karşınızda olan birisine eee Hata yapmamak mümkün mü? Her gün yayın yapıp, her gün çekim yapıp da e, hata yapmamak mümkün mü? Tabii ki hatam olacak, yanlışım olacak. Bir gün güzel olmayabilirim. Bir gün modum düşük olabilir. Bir gün ne bileyim konular sizi tatmin etmeyebilir. Bir gün ne bileyim o günkü gündeme göre keyifsiz geçebilir. Bir gün çok neşeli olur. Yani her günün e, aynı düzeyde ee, ...olmasını, aynı güzellikte olmasını bekleyemeyiz. Aynı hayat gibi, aynı yaşam gibi... ...sevaşımızın programı da değişkenlikler gösterecektir. Hatamız olursa affola, ha, bir tanesi de demiş ki... ...patlatıyorsunuz like'ı, ben sana başka şeyi patlatacağım diye. Aa, kız ne yaptım ben? Ay bazıları alem, ben sana like'ı değil ama başka şeyi patlatacağım diye. Kız nem battı gene, birilerine batıyorum... Ben bazen de düşünüyorum birkaç tane beni sevmeyen var. Ee, var ya da didişip duruyor benimle. Onlar mı yazıyor diye de işkillenmiyor değilim. Paşa boylu boyunca tam böyle gidiş yolumun üstüne yattın anneciğim. Evet arkadaşlar bugünlük savaşınızdan bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benim kanalımdasınız. İyi ki buluşmuşuz. İyi kilerim sizlerle o kadar çok ki güzel yorumlara sonsuz teşekkür ediyorum. Sadece güzel değil, beni geliştiren yorumlarınıza da çok teşekkür ediyorum. Ee, yarın görüşene dek o zaman ne yapıyoruz? Hoşçakalın, mutlu kalın, ay hepsi boşunuzla kalın. Öpüyorum, çekil paşacığım, ah anneciğim.